Çinicilik çok zahmetli bir iş. Atölyede bu işin nedenli zor olduğunu gördükten sonra neden çinicilikte devam ettiğini sorduk. Güven bize Edirne Selimiye Camii'nin restorasyonu sırasında hayat ve sanat görüşünün değiştiğini anlattı. Edirne Selimiye Camisi. Onun mihrap cephesinde çok büyük bir 4 tane pano var. Yani aynı desenden farklı renkler uygulayarak yapılmış. Onun desen alımı biraz uzun sürdü. O panonun deseni almaya başlayıp da bitirdiğim döneme kadar benim yaşam ve sanat felsefem değişti. Kendimi tanıma, o dönemdeki sanatçıları, ustaları, Mimar Sinan'ı tanıma ve anlama yolculuğuna çıktım ben. İşte ilk Çin'i sevdası bize o zamanlar başladı. Güven, Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan eşi Nursen Güven'le birlikte Mimar Sinan'ın ünlü eseri Edirne Selimiye Camii, İstanbul Rüstempaşa Camii ve Sultanahmet Camii gibi önemli eserlerimizin iç süslemelerinin restorasyonunda çalışmış. 50'ye yakın yeni caminin de iç süslemelerini kendilerine özgü desen ve üslupta icra etmişler. 1990'lı yıllardan itibaren kalem işi ve restorasyon işlerinden Çin'i sanatına yönelmişler. Çin'i gibi zor bir sanatı öğrenebilmek için doğru hocayı bulmak lazım. Nitekim ancak 2-3 yıl sonra Üstad Faik Kırımlı ile tanışırlar. Faik Hoca, haklı olarak Çin'i işinin zor olduğunu, yeteri kadar sabırlarının olup olmadığını sorar. Güven çiftinin kararlı olduğunu görünce kabul eder. Faik Hoca'nın atölyesinde biz iki tane Çin'i örnek yapıyoruz. Onun altyapı malzemesi, sırları, boyalarıyla. O Çin'i örneğimiz ki bir tanesi de şudur. İlk Faik Hoca'nın atölyesinde yaptığımız Rüstempaşa Camisi'nin bordür Çinlilerindendir. Ve tabii bu Çin'in çıktığını hocam da gördüğü zaman zaten tamam demişti. Çin'i yapmak için hamur, teknik, sır, desen ve renk bilgisinin ötesinde şeylere sahip olması gerek Çin'i sanatçısının. İznik Çin'si dediğimiz Çin'de bir tek veya birkaç tane sır yok. Sırlar var. Ama bu sırlara vakıf olabilmek için kişide çok farklı meziyetler zaman içerisinde oluşması lazım. Çin'i çoğunlukla dini mimaride kullanılmış, sivil mimaride pek tercih edilmemiştir. İznik Çin'isi dendiğinde ilk akla gelen mekanlar camilerdir. İznik Çinileri dediğimiz zaman en şöhretli camilerden birisi Rüstempaşa Camisi'dir. Yani çok fazla, yani hem alt katta hem kadınlara mahfili kısmında, dış cemaat kısmında çok fazla çeşitli Çinler vardır. Çok zengindir. En güzel Çinler Edirne Selimiye Camisi'nin Çinileri, Kadırga Sokullu Camisi'nin Çinileri, Atik Valide Sultan, sonra Kılıçalı Paşa Tophane'de bu Çinler, bunlar en güzel, en kaliteli Çin örnekleridir. Kırmızının da en güzel örnekleri vardır. Hatta Eyüp Sultan'da iç mekanda çok fevkalade Çinler vardır. Sivil mimaride yani o dönemde çok görmedik, yani bilmiyoruz. Fakat Fatih'te bir hamamda kullanıldığı var. Eyüp, Osmanlılar zamanında bir Çin'i merkezi durumuna gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra Müslüman nüfusu artırmak üzere Bursa'dan, İznik'ten, Anadolu'nun daha pek çok bölgesinden pek çok insan İstanbul'a yerleştirilir. Çinicilerin İstanbul'da seçtikleri bölge Eyüp olur. Hocamın da anlatımı ve belgeler de var.
İstanbul'un fethinden sonra Çinliler Eyüp Sultan'a geliyorlar ve şu an bizim atölyemizin arka sokağı Çömlekçiler Caddesi diye geçer. Yani oraya Çin'i atölyeleri kuruluyor. Bundan 10-12 sene önce de sanat tarihçileri burada kazılar yaptılar. Bizim atölyemizin önünde ve ileride Zal Mahmut Camisi'nin önlerinde. Buralarda Çin'i örnekleri bulundu ve o örnekler İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Yani İstanbul'da Çinicilik yoktur diyen kişiler var. Sanat tarihçileri başta olmak üzere bazı kişiler. Ve hocamın bulduğu orijinal şeyler var. Sarayın arşivinden belgeler var. İstanbul'da geliştiği, çünkü zaten İstanbul her dönem kültürün, sanatın merkezi olduğu için. Tabii Çinicilikte de o dönemde bile üç ayrı değişik üretim şekli var. Bir halka yönelik, yani sıradan Çinliler. Bir saraya işte çok değerli seçme atölyelerin yaptığı özel Çinliler var. Bir de sarayın nakışhanesindeki nakkaşların çizdiği ve kendi çizdiklerini atölyelerden altyapısını alıp kendi işledikleri, yani saray nakkaşlarının işledikleri çok değerli farklı Çinliler var. Üç ayrı grup Çin'i şekli var. İşte bunlar fazla bilinmediği için biraz karıştırılıyor. Nursen Güvenç Güven Çiftinin başarısının sırrı, geleneksel sanatlarımızı geliştirecek ögeleri kendi kaynaklarımızdan araştırmaları ve daha güzeli, daha iyiyi, daha ileriyi yine kendi köklerinde aramaları. Bu süreç, yeni sanılanın aslında özümüzde var olduğunu ve başka coğrafyalardan gelen bazı güzelliklerin çok eski tarihlerde bizim topraklarımızda icra ediliyor olduğunu keşfetmekle başlıyor. Bu keşif, geleneksel sanatlarımızın yaşatılıp tanıtılmasına, aynı zamanda da geliştirilmesine yol açıyor. Şu anda o İznik kırmızısında, diğer renkleri de yapıyoruz. Bunları ben hocam yeniden bulan kişi, şu anda da tek uygulayan kişi benim, eşimle beraber. Tabii Çinicilikten daha neler yaptınız derseniz, mesela bu Çinliler, mimari Çinliler, o zamanlar tabii sadece cami ve saraylarda bulunurdu. Bunları biz, tabii artık padişah, imparator gibi kimse kalmadığı için, yüzlerce kare, binlerce metrekare Çin'i yapılamayacağı için ve çok da pahalı olduğu için, ama herkes İznik Çinlilerde meraklı olduğu için orijinalleri camilerden, türbelerden sökülüp Avrupalılara kaçırıldığı için biz şey yaptık. Yani aynı teknik, aynı kalite ürettik. Ve bunları zaman içerisinde çerçeveye soktuk. İnsanların misafir odasına, şark köşesine veya sanatseverlerin zevkine, evlerine, zaman içerisinde çerçevesine de kendimize özgü çerçeveler, altın varaklı çerçeveler yaptık. Ve özellikle hat yazılı Çinlilerimiz 16. yüzyıldakinden daha ileridir. Bunu ısrarla söylüyorum. Onun da sebebini de söyleyeceğim ama tabii bizim çok daha ileri olduğumuz için değil. Hat sanatı 19. yüzyılda daha ileri boyutlara gittiği için tabii o dönemde hat yazılı Çinliler camilerde ve türbelerde kullanıldığından daha iri boyutlu kalın yazılar yazıldığı için biz daha ince, daha estetik yazılar kullanıyoruz. Özellikle Hilli-i Şerif karşınızda gördüğünüz ilk defa tam Hilli-i Şerif ilk defa yaptık. Yani İznik Çinliliğinde de çok ciddi yeniliklerimiz var. Kamuoyuna bunu kanıtladık. Uluslararası 2006 yılında da uluslararası arenada uluslararası birinciliğimiz oldu.
Güven, yurt dışında pek çok çalışmalar yapıp pek çok teklif almasına rağmen İznik Çinisi'nin vatanında gelişmesi ve süreklilik kazanması gayesiyle Türkiye'de kalarak Çin'i çalışmalarını sürdürmeyi yeğlemiş. Bizim sergilerimizde değişik yerlerde veya bir takım kişilerle tanıştığımız zaman bize ilk sordukları şey, öğretiyor musunuz diyorlar. Tabii şimdi bizden sonra da devam etmesi için biz neler yaptık? Biz Amerika'ya gittiğimiz bundan 11-12 sene önce biz Suudi Arabistan Kralı'nın yaptırdığı caminin kalemişini yaptık. Bir sene kaldık orada ve çok ciddi teklifler aldık orada kalmak için. Daha sonra Arap ülkelerine gittik. Oralarda çok ciddi teklifler aldık. Yani bizim amacımız bizden sonra da devam etsin. Biz öğretmek istiyoruz ama yani ne akademik sistemdeki öğretim şekli ne günümüzdeki kurs sistemiyle öğretim şekli uygun değil. Çünkü buna mesela bize her sene akademilerden son sınıf öğrencileri staj için gelir. İnsanlar geldiği zaman ilk önce Çin'i bölümden geliyorsa ilk önce bizi sordukları şey, hocam kırmızıyı nasıl yapıyorsunuz diyor. Şimdi böyle diyen birisine İznik Çinisi'nin uzun yıllar sürecek yolculuğundaki şeyleri anlatmak çok kolay bir şey değil. Çok uzun ve çok aşırı derece sabırlar gerekiyor ve layık olabilmek gerekiyor.